Info Yatırım, Yatırımın Infosu Podcast'inden herkese günaydın. Bugün 28 Ekim Pazartesi. Herkese bol kazançlar. BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta %1,31 yükselişle 8908 seviyesinden tamamladı. En çok yükselen sektörler finansal, kiralama, factoring, madencilik ve gıda içecek olurken en çok değer kaybeden sektörler menkul kıymet yatırım ortaklıkları, metal ve spor oldu. Cuma günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan BIST 50 şirketlerinin açığa satış yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklama son zamanlar kısıtlamalar nedeniyle hacimsiz kalan piyasanın hafta kapanışında pozitif seyretmesinde etkili oldu. Olumlu gelişmeler olsa da Orta Doğu ve Ukrayna kaynaklı risklerin baskı unsuru olarak hala mevcut olması ve yüksek faiz ile enflasyonun şirket karlarına baskısı endekste pozitif haberlerin sınırlı fiyatlanmasına neden oluyor. Öncesinde endeksin güçlü destek bulduğu 200 günlük hareketli ortalama aşılmadıkça yukarı yönlü sağlam bir hareketin olacağını söylemenin pek mümkün olmayacağını düşünüyoruz. Geçtiğimiz hafta IMF ve Dünya Bankası toplantıları nedeniyle ABD'de olan Şimşek ve Karahan, Türkiye'nin enflasyon ile mücadelesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Verilen mesajlarda dezenflasyon sürecinin yolunda gittiği ancak hizmet enflasyonu ve yönetilen fiyatlar enflasyonu nedeniyle bu sürecin hızının yavaşladığı belirtildi. Şimşek ve Karahan, ABD Hazine Bakanı Yellen ile de görüştüler. Basına yansıyan haberlerle Yellen'ın dezenflasyon sürecinde ekonomik politikalara sıkı bağlılık ve güçlü duruştan övgüyle bahsettiği, bu politikaların Türkiye ekonomisinde belirgin bir iyileşme sağladığı ve enflasyonun aşağı yönlü bir eğilime girmesine yardımcı olduğunu ifade ettiğini aktardı. Öte yandan toplantılarda asgari ücret için %25 artış yapılacağına ilişkin sinyaller verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da BRICS zirvesi için Tataristan'a gitti. Zirve sonrasında Türkiye'nin üyeliğine Hindistan'dan veto geldiğine yönelik haberler çıksa da DMM söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.